Eskişehir'de, Dersim'de, Sivas'ta, Maraş'ta, Çorum'da, Ortancı'da, daha burada tahtacılar, 1100 tahtacı. Biz Cem Bey bir kadın komisyonu olarak bir karar aldık. İşte 1920 yani geçen sene karar aldık 23'ünde. Şimdi 24'ünde birincisini yaptık, ikincisini yapıyoruz. Örgütleme. Birçok kadınımız geliyor cemevine, gençlerimiz geliyor ama inancını, rutinini bilmiyor. Yıllardır baskılar, zulümler, sürgünler, yeteri kadar Alevi, anne babadan olmak Alevi olmaz. Alevi bir duruştur, bir ilkedir. Biz de dedik ki biz kadın komisyonu olarak başlatalım cemevimizde. En azından biz sürekli burada kalıcı değiliz, gideceğiz. 5-6 tane gencimiz, kadın erkek fark etmiyor. Biz yani karma veriyoruz burada ama çoğu kadın katılıyor. İlk örgütleme. Nasıl, niçin örgütlendik? Metropollere, kırsal kesimden geldik. İlk onu anlattık. İşte daha önceki seminerimizde. İkincisi, bugün rıza kapısı ve yöneticilik. Nasıl yönetici olabilir? Nasıl bu cemevlerine gelebilir? Çünkü belki örgütler, bir sürü örgüt partiler var ama inanç merkezi ayrı bir şeydir. Bir rıza kapısıdır. Rıza alınmadan girilmez. O rıza kapısını anlatmak, rıza nedir çocuklarımıza, gençlerimize onu anlatmak. Bunu bir 15-20 tane düşünüyoruz inşallah, bir 3 ay devam etmesini diliyorum. Bir daha sefere örneğin belki değişebilir programı içeriği ama dedik ki bir sürü gencimiz geliyor, çocuklarımız geliyor yukarıda semah ve saz çalan çocuklarımıza. Niye semah döndüğünü, sazın niye çaldığını, sazın anlamı nedir, semah nedir? Bu döngüden, dönem döngünün içinde Aleviler neredeydi? Dört semavi din olmadan önce Aleviler var mıydı, yok muydu? Her seferinde, her bir panelimizde, seminerimizde daha doğrusu bir konuyu anlatacağız. Alevi, çünkü hem Alevi hem kadın olduğu için eziliyor Alevi kadını. Hukuk sorunlarını bir hukukçu arkadaşımız, işte bir komisyon oluşturacağız. O zaten oluşturduk da, o gelip anlatacak. Bir gün psikoloji ile psikolog ve pedagoji konusunda bir eğitim semineri yapacağız. Ama bunlar da inançla bağlantılı. Bacıyana Rum'dan Kadıncık Ana'ya kadar bugüne bütün analarımız, ocakzadelerimiz, ozanlarımız telli kuranlarıyla barışı, sevgiyi, hoşgörüyü ifade etmiştir. Biz o hoşgörüyü tekrar çocuklarımıza, gelecek gençlerimize, kadınlarımıza anlatmak için böyle bir çalışmaya girdik. Erkeklerin peşine takılmayalım. Erkeklerin yaptığı doğru varsa tabii ki yanında olalım kurumsal olarak. Ama onların söylemlerini yapmayalım. Yani kadın giremez, kadın posta oturamaz, kadın konuşamaz, edemez. Ben valla 35 yıldır direniyorum. Yani bir eşimlerin çok ben gidiyorum. Bunu dedelerimiz de yapmıyor. Birçok yani ben sırf bizim cememde de değil, genel olarak dede eşleriyle gelmiyor. Çok nadir gelen var. Biz öncülük yaparsak talipler de bize bakar.